bu CK abi biliyor muyuz? Millete koyarım diyen o şerefsiz. Bizim baştakileri yönetiyor. Dış güçlerle ne alakası var yani? A Haber dinlerse, Kanal 7 dinlerse o insan uyanır mı uyanmaz. Gerçek muhalefet halkın kendisidir. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Ben Mehmet Koyuncu. Bugün vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımı soracağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Elektrik faturanız geldi mi abi? Geldi. Nedir? Ne kadar geldi? 333. Geçen ay ne gelmişti? Az tüketim. Faturalandırılamadı. Bu ay? Allah biliyor. 1,5 mu gelir? 2 mi gelir artık? Nasıl olacak abi? Bilmiyorum. Yukarıdaki büyüklere sormak geçen lazım. Geçen ay az tüketimden fatura gelmedi. Bu ay 300 geldi. Bu ay 300 geldi. Öbür ayda daha fazla bekliyoruz. %100 yani. Hiçbir şey yerinde durmuyor ki. Allah biliyor. Mum ışığında duracağız. Kredi çekeriz artık. Mum ışığında dururuz. Evet. Cumhurbaşkanı elektriği biz getirdik dedi. Acaba faturalardan şikayet etmeyin diye mi böyle söylüyor? Vallahi Türkiye'nin ilk elektriği Uşak'ta çıktığını biliyorum da diğer tarafını bilmiyorum. Teşekkür ederim. Konuşalım mı abi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abi elektrik faturanız geldi mi? Geldi. Ne kadar geldi? 350'ydi, 850 geldi. Abi ne diyorsun? 2,5 kat. Ben demiyorum. CK diyor. CK diyor. Kim bu CK abi biliyor muyuz? Millete koyarım diyen o şerefsiz. Cengiz'le Colin. Evet aynen. Peki Cumhurbaşkanı bu konuda ne dedi duydunuz mu? Hani elektriği biz getirdik dedi. Mum ışığında duruyordunuz dedi. O yokken Türkiye'de yoktu zaten. Her şeyi o getirdi. Ampulü niye kullandılar acaba? Logolarında elektrik yoktu da. Yakında patlayacak ampul de onun için getirdiler. Rızkınızı elektrik firmaları aldı. Aynen. Size de bir bisküviye muhtaç etti. Aynen. Nasıl olacak böyle? Nereye kadar böyle devam edelim? Emekliyiz. Az kaldı. Direneceğiz. En çok oyu da emekliden aldı abi biliyorsunuz. Valla o emekliler çeksin daha beter olsunlar ki ona oy verdikler için. Ama onların da canına taht demiş durumda. Yakında sonları geleceğini düşünüyorum. Siz oy verdiniz mi hiç? Asla. Pişman asla. Değil. Pişman değilim. Ben Tayyipçi bir adam değilim. Asla da vermem. Aç kalırım eğilmem. Oy verenler bugün pişman mıdır sizce? Bir kısmı. Diğer kısmı? Makarna, kömür peşinde insanlar. Abi fatura 1000 geliyor. Makarna dediğine yani olsa olsa 100 lira eder. Onlar daha beter olsunlar. Bir kutu gönderse. Daha beter olsunlar onlar. Daha beter olsunlar. Düzelir miyiz sizce peki? Efendim? Düzelir miyiz? Valla bu hükümet değişirse düzelir. Adam gibi adam gelirse. Yani bir insan başa gelirse düzelir. Peki abi şimdi Cumhurbaşkanı da bugün açıklama yapmış demiş ki doğalgazı İsrail'den de alabiliriz. İsrail bizim düşmanımız değil miydi düne kadar? Zaten İsrail'le dost. Öyle mi? O kendisi dost. Ha, kendi dost. Kendisi ülke dost. Düşman kendi dost. Tabii İsrail'in gemilerini oğlunun gemicikleri götürüyor getiriyor ya. Evet. Sağ görse diyor sol vuruyor. Vatandaş bunu fark etmiyor mu sizce? Ya vatandaşın büyük bir kısmı koyun misali. Haber dinlemiyor. A Haber dinlerse, Kanal 7 dinlerse o insan uyanır mı uyanmaz. Biraz Tele1 izlesin, Halk TV izlesin, gerçekler görsünler. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Peki abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinizin gönlünden geçen de o, korkuyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Hepinizin. Elektrik faturanız geldi mi abi? Geldi. Ne geldi? Yüklü, 2 kat. Kaç geldi ama? Valla 700 lira ödüyordum, 1450 lira mı ne geldi? 700'den 1400'e çıktı. 2 kat. 2 katı geldi. Ödeyebileceğiz mi? Ödeyecek. Mecbur. Ne yapacağım? Mecbur ödeyeceğim. Benim hayvanlarım neyim var bak. Çiftçi miyiz? Hayvancılık mı? Çiftçiyim. Evet hayvancılığı. Nasıl olacak abi böyle? Allah ne bilirim bil. Allah hayırlısını versin. Hadi bu ilk ay. Öbür ay ne ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Valla hayvanları satacağım ödeyeceğim. Başka ne edeceğim? O zaman kesime gidecek diyor. Kesime gidecek. Süt de pahalanıyor. Evet. Çiftçi halinden memnun diyordu Cumhurbaşkanı. Memnun musun abi halinden? Hayvancılık para ediyor mu? Ne memnunu ya? Ne memnunu? Yem çıkmış buna. Ondan sonra saman çıkmış buna. Veteriner masrafı var. Var da var. Elektrik var. Evet. Su var. Hepsi var. Nasıl olacak böyle? Allah hayırlısını versin. Ne diyelim? Bir şey diyemeyeceğim ben. Veriyor mu hayırlısını? İyi. Allah hayırlısını veriyor mu? 20 senedir memnun musun? Memnunluk hiç yok da kim gelecek bilmiyorum ki. Pişmanlık var mı? Var. Oy verdin mi? Oy verdim. Pişman mıyız bugün? Pişmanım. Ne değişti de pişmanlık başladı abi? Hala aynı adam. Aynı adam. Nesi değişti yani? Bizim milletvekilleri hiç oy alıyor tamam koyup gidiyor. Halini hatırını soran yok. Hiç yok. Oyda da bir öyle vaatler verirler ki. Evet. Nasıl vaat verir? Çalışma hiç yok. Geçen seçim vaat vermedi. Dedi ki çayla kek vereceğim ben size dedi. Millet bahçesi yapacağım dedi. Millet ona oy verdi.
Doğru mu? Doğru. Ona oy verdin, şimdi pişmanlık var. Var. Emeği... Çayın kekin faturasını ödüyoruz. Yedin mi çay kek? Verdi mi Erdoğan'ın çay, verdiği çaydan kekten yedin mi? Yok. Ben aman Allah kurtarmasın. Peki abi. Kim düzeltir sence? Var mı aklında bir isim? İyi. Düzeltecek biri var mı? Benim kendi işimi kendi yağımı kendim kavuruyorum. Güzel. Evet. Yağ da biraz zamlandı biliyorsun. Ya. 3 litresi 105 lira olmuş. Oo. Ona varırsan. Zeytinyağı, şeker iki kat. Konuşmaya gerek yok. Zeytinyağı kim görmüş? Tamam. Peki abi. Çok her teşekkür ederim. Oldu. Pahalı mı? Çok pahalı abi ya. Siz görmemişsinizdir. Eskiden yağ kuyruğu, tüp kuyruğu falan varmıştı. Şimdi de var abi. Abi şimdi de var ya. Dayı ne diyorsun? Gençler hani senin yaşıtların diyor ya, siz görmediniz, bilmiyorsunuz, yağ kuyruğu, tüp abi kuyruğu vallahi vardı şimdi diyor. Şimdi telefonunu çıkartmayalım vallahi. Cüzdanı para yok yani. Cüzdanımı açıp ya, göstereyim size. Bunların derdi çok yazık. Allah şey versin. Ne diyelim? Ya abi. Hiç sorumlu hissediyor musunuz kendinizi? Gitmez olur mu ya? Gitmez olur mu? Bu gençlere iyi bir ülke bıraktığınızı düşünüyor musunuz? Abi eğitimle eğitim yok. Yok Allah hayırlısı. İşe girmek... İş var mı ki? Yok. İşe girmek mesela. Peki abi. Teşekkür ediyorum. Oldu, hayırlı. Gençler size soralım. Tamam. Buyur abi sen geç. Soru neydi abi? Abide bir pişmanlık var. Oy verdim pişmanım diyor. Yani pişmanlık fayda şey ediyor mu sence? Abi bilmiyorum şu anki yaşlılarda vallahi bir pişmanlık var ama neye yarar ki ya? Diyorsun. Geçti abi ama bence 2023'te inşallah daha farklı şeyler olacak inşallah abi. Yani kim düzeltir? Gençler kimden umutlu? Vallahi şimdi CHP de aynı kötü. Adam akıllı birisi yok da abi vallahi Deva Parti biraz iyi gibi ama bilmiyorum yani. O ümit veriyor diyorsun. Vallahi abi şu anda seçiyorum yani daha belli bir şey yok. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı fikirdeyim. Deva mı? Deva belki verebilirim CHP ama CHP'den hiç umudumuz yok AK Parti yani. AK Parti değil, CHP değil yani. AK Parti'ye de veremeyiz, CHP'ye de veremeyiz. Kimseye verebilecek hiçbir düzgün bir insan yok ki. Yani biz de kararsızız. Ama AK Parti'ye kesinlikle kimse vermeyecek. Hiçbir genç vermeyecek. Sanmıyorum kesinlikle. Yani. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Elektrik faturan geldi mi? Geldi. Ne geldi abi? Ya söylemeyin, boş ver. Peki abi, teşekkür ederim. Size soralım. 1000 lira geldi. Ne kadar abi? 1000. Geçen ay ne gelmişti? Daha önce 200 civarında. 200? 200 civarında. 5 kat gelmiş. Azı gelmiş. Niye böyle oluyor sizce? İki kat zamlandı. Herkes biliyor. Herkes nedenini biliyor. Nedir abi nedeni? Bir de sizden duyuyorum. Her işin bir uzmanı vardır. Siz bu işi çıraklara bırakırsanız olacağı budur. O kadar basit. Erdoğan şey dedi. Bu ülkeye elektriği biz getirdik dedi. Mum ışığında evet, oturuyoruz. Evet doğru söylüyor. Doğal elektrik nasıl? Elektrik enerjisi elde ediliyor. Kömürle bir de doğal gaz. %50'si 60'ı dışarıdan temin edildi. O da dolar endeksli. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani dolar düştü. Insanlar... Dolar düştü. Dolarlar endeksli. Dolar istediği kadar. O da bir oyundu. O da bir oyundu. Biz bu oyunun kurbanı mıyız? Kurbanıyız. Peki. Muhalefet de yok. İktidar bu oyunun kurbanı mıdır? Değildir. Oynayan kişi diyorsun. Evet. Muhalefetin de günahı var bu işte. Gerçek muhalefet halkın kendisidir. Abi. Muhalefet de yok. Muhalefet de yok. Ne eksiği var onu da konuş. Her yeri eksik. İlk baştan beri. Durup dururken bir hastalık bile birdenbire olmaz. Bir süreci vardır. Bu sürecin başlangıcında dur denilseydi bu boyutta olmazdı yani. Onun için muhalefetin günahı var. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Size soralım abi. Elektrik faturanız ne geldi? İki katı geldi. Kaçtı kaç oldu? Mesela evinki geçen ay 175 küsürdü. Evet. O da evde durmadığımız halde. Ama bu ay 275 küsür geldi. Bayağı az gelmiş. Evde durmuyoruz. Binleri duydun değil mi vatandaş? İş yerinde çalışıyoruz. Evet. İş yerinde olduğumuz için. Evde yatmadan yatmaya gidiyoruz. Onun için evde pek elektrik kullanmıyoruz. Ama iş yerimizde 2000 liralık faturamız 4000 lira oldu. Evet. Yani iki katının hatta daha fazlasına çıktı. Onun haricinde mesela desen gıda olsun, diğer ürünler olsun... Hepsi 2-3 katına. Daha önce bundan pandemiden önce mesela bizim çektiğimiz ciro 4000 civarı ciro çekiyordu. Şu anda o kadar her şey pahalandığına göre 2000-1750 ciroya çekmiş, düşmüşüz. Ona göre artık düşün yani. Fiyatlar artmasına rağmen sizin ciro'nuz bile düşüyor. Yani aslında 1750, satış yok diyecek. 2000 yani
Çünkü hem kar amacımız düştü. Günde mesela daha önce günde 100-150 tane çay sattığımız büfede. Ben büfe işletiyorum. Sattığımız çay şu anda 10 demlik satıyorduk o zaman. Şu anda 2, 2,5, 3. Çay fiyatlarını dış güçler mi belirliyor? Ne dış güçler ya? Her şeyi ona bağlı diyorlar. Yani dış güçler mi bizi yönetiyor? Bilmiyorum artık. Yani bunlar hepsi şey ya, ne diyeyim sana, bu insanlara yani diyecek bir laf yok yani. Dış güçler niye? Bizim baştakiler yönetiyor. Dış güçlerle ne alakası var yani? Erdoğan düzeltebilir mi sizce? Bu saatten sonra düzeltemez. Mümkün değil. Cumhurbaşkanı bugün dün bir açıklama yaptı. Dedi ki elektrik dedi bizimle geldi dedi. Ülkede insanlar mum ışığında oturuyor dedi. Ya ne düşünüyorsunuz? Siz de mum ışığında mı oturuyorsunuz? Ben 74 doğumluyum. Evet. Ben Diyarbakır'da mesela diyelim. Köyde bir de. Yani yaşadığım köyden diyeyim. Hatırladığım kadarıyla televizyon da var. Elektrik de vardı. Yani AK Parti geleli zaten kaç yıl oldu? 2022'de geldi. 2002 pardon. 2002'de geldi. O zamana kadar demek ki ne elektriğimiz varmış, ne televizyonumuz varmış, ne de dolabımız varmış. Buzdolabımız da yokmuş. Sonradan hep gelmiş. Bilmem, onların sayesinde demek gelmiştir o zaman. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.